Yeni görüntüler var, ee, yeni bilgiler var ve onun o görüntüler ve fotoğraflar eşliğinde, bir de bir fotoğraf var o görüntülerde Narin'in amcasının evinde bir kişi sorguya çekiliyor, kalabalık bir aile grubu o kişiye Nari'ninle ilgili sorular soruyor. Ee, o kişi kim? O soruların nedeni ne? Tüm sorulara ayrıntılı olarak yanıtlarını vereceğiz. Önce bir görüntü gelsin. Görüntüye bakalım. Ailenin görüntüsü, ee, aile. E, grubun evet... E, ...gördüğümüz, şimdi burada gördüğümüz... ...Eğer Tutmaz Deresi'ni gösteren görüntü arkadaşlar. Ailenin hemen buraya şeyi verelim... E, ...sorgu görüntüsünü... ...ailenin yaptığı sorgu görüntüsü diye... ...geçen görüntüyü verelim arkadaşlar. Çünkü e, aile meclisinin... ...toplantı halinde... ...köyün çobanı Ahmet Akgün'ü... ...bir tür sorguya çektiği görülüyor. Evet, sol tarafta. Şimdi burada e, Kürtçe konuşuluyor... E, köyün çobanı ben bazı bilgiler edindim bu konuyla ilgili. Köyün çobanından aslında bu görüntünün çekildiği Erhan Güran'ın evi burası. Bu görüntünün çekildiği saatte Nari'nin e, ertesi gün ertesi sabah Nari, Nari. Güran'ın cesedinin e, eğer tutmaz Deresi'nde bulunduğu hı hı. gün. Yani onun bir gece öncesi burada Erhan Güran var, e, Nari'nin amcası Ali Rıza Güran var. Hemen masanın başında da Arif Güran'ı görüyoruz. Evet. Devran Güran'ı görüyoruz, enesi ben göremedim ama Ahmet Akgün kim köyün çobanı, kim şüpheleniyor ondan, jandarma. Şimdi burada bazı e, belki eleştiri konusu olabilecek şeyler var. Jandarma istihbarat görevlisi, bu görüntünün arka planını anlatıyorum. Jandarma istihbarat görevlisi Narin Hen henüz bulunmadığı için bu kişiden şüpheleniyor, kim bu köyün çobanı Ahmet Akgünden, aileden bir konuşun diyor. Hani dostane bir sohbet yapın diyor. Bu görüntüler de o zaman ortaya çıkmış. Ee, ve köyün çobanla çok dostane Türk... bir sohbet gibi görünmüyor açıkçası. Evet, yani sorgu evet. E, e, sorgu şeklinde devam eden bir görüntü. Hani sesleri açtığımızda da evet. çok anlaşılacak bir görüntü değil. Şimdi e, ailenin söylediği şey, ailenin avukatlarının bugün bir açıklamayla duyurduğu ifadeler var. E, bu iddiaları onlar da gündeme getiriyorlar. Yani jandarma bizimle konuşun dedi. O sırada jandarma da köydeymiş. Onu da teyit ettik. Başka kaynaklardan da teyit ettik. Ee, yani 20-30 metre ötede köydeki e, arama tarama faaliyetleri de devam ediyor. Ee, bu görüntüde herhangi bir karartma olmadığı iddia ediliyor. Ama ailenin somut delillerle ortaya konulmuş başka karartmaları var. Onlara da bakacağız. Görüntü üzerinden konuşmaya başlayalım. Buyurun Haydar Bey. Şimdi burada benim anladığım yani kameranın arkasındaki plana baktığınız zaman jandarmadan arkadaşlarımız var. Evet. Jandarma kendisi sorguyu yapmamış da aileye yaptıttırmış. Evet. Yani eleştirisel anlamda bakabiliriz burada ona. Evet. Değilse yani aileye yaptıttıracaktınız siz ne iş yapıyordunuz diye insana sorarlar. şimdi Ben böyle bir diyaloğa girer miydim, girmezdim kolluk olsaydım. İkincisi bu sorgudan ne çıktı? Merak edilen ususu. Yani bu sorgulama yapıldı. Sonunda ne çıktı? Ne elde edildi? Yani çeşitli spekülasyonlar var. Diğer programlarda geçiyor. Evet. Aynı görüntü herhalde bu. Bu, bu, evet, evet, evet. bu kişinin aslında Nevzat Bahtiyar'ın e, dayısının oğlu olduğunu da ben söylemiş olayım. Yani ee, tam ismiyle cismiyle açıklamış oldunuz siz burada. Artık dayısının oğlu dediğinize evet. göre. Şimdi şöyle yani. şöyle bir plandan da bahsediyor. Bu aile grubu ertesi gün aslında Nevzat Bahtiyar'ı da bu şekilde çağırıp Sorgulayacağına dair bazı iddialar da var ama ertesi sabah artık olay başka bir boyuta çıkıyor. Neden? Çünkü e, Nari'nin cesedi Eğer Tutmaz Deresi'nin dibinde ortaya çıkıyor. Ya burada aslında çok önemli bir soru var. Abi. Biz bu görüntülere, ses kayıtlarına neden şimdi ulaşıyoruz? Evet. Neden yargılama esnasında ulaşıyoruz? Neden soruşturma aşamasında yok bunlar? Şimdi bu görüntü nereden geldi bu görüntü? bu görüntü dava dosyasında var. Dava dosyasında mevcut. Erhan Güran'ın yani Nalin'in amcasının hı hı. evine taktırdığı kamera kaybolduktan birkaç gün sonra taktırdığı kamera 4 e, Temmuz Ağustos ayı hocam Bunların 4 silindiği silindikten sonra geri getirilebilen görüntülerden olduğu diye geçti. Yok yani bu... bu görüntü, herhangi... savcılık aşamasında da var mı? Var evet var. Yani bunlar var. incelenmiş yani bunlar tamamı incelenmiş görüntüler aslında. Bunlara bakılmış görüntü. Ya bu görüntülere bakıldıysa o zaman biraz önce söylediğimiz yere doğru gideriz biz. Evet. Yani şimdi bu, bu, bu sorgulamaya niye ihtiyaç duyduklarından başlarız. Evet. Bu sorgulamayı niye aile yapıyor, kolluk yapmıyor'ya gideriz. Evet. Burada Tabii kolluk ailenin arasındaki diyalogun ne olduğunu da sorgularız. Evet. Yani ya bu burada aile, çok kafamız karışır. Bu, bu aile grubunun e, köyün imamını da ayrıca e, dövdüğüne dair bazı bilgiler var. Yani e, bu arada ne olduğuna dair konuşmalar yapılırken onu da söyleyelim. Ee, bir esas meseleye gelelim. Yani bu görüntülerden savcılık nezdinde, soruşturma nezdinde çok ciddi bir durum ortaya çıkmadığını ama üzerindeki sır perdesini de biraz aralamak için çok konuşuluyor ya. Aralamak için yaptığımız bir şey bu. Üzerine konuşalım ama gerçekte buradan elde edilmiş çok fazla bir şey olmadığını da söyleyelim. Peki somut olanlar ne? Şimdi her akşam gizli toplantı yaptığına dair görüntüler hemen sol tarafta görüyoruz görüyoruz biraz önce de izledik. Şimdi bu dosyadaki somut deliller arasında ailenin soruşturmayı yönlendirdiğine dair bilgiler var. Hep beraber bunları konuştuk. Aile meclisinin sık sık toplanması, suç delillerinin neredeyse her akşam toplanmışlar. Tabii tabii. İşte evet. benzeri toplantıyı da inkar ettikleri mahkemedeki toplantıyı da burada net bir şekilde görüyoruz. Var. Evet. Demek evet. ki toplanıyorlarmış. Evet. Şimdi bir battaniye meselesi var. Suç delillerinin o battaniyenin yakıldığı şüphesi var biliyorsunuz. E, halı var. Evde bütün örnekler alınıyor. E, ama yıkandığı için olayın üçüncü ya da beşinci günü arasında... ...Naren'in kaybolmasından sonra e, hiçbir DNA izi bulunamıyor. Kalmıyor evet. E, kayıp bir battaniyeden ve halıdan bahsediliyor. O da yok. E, zaten Naren'in bulunduğu yerden... Jandarma'nın tutanaklarıyla bu ailenin ve aile çevresindeki bireylerin e, aramayı oradan uzaklaştırdığına dair de tespitler var. Telefonda nasıl delil kararttığına dair şüpheler var. Bazı şüpheli konuşmalar var biliyorsunuz. Şüpheli konuşmalar yok. var, silinmiş konuşmalar var. Evet. Son arama evet. kayıtlarının silinmesi var. Telefonla ilgili çok şey var. Evet. Hatta telefonla ilgili şu var. patates hatlarla satlarla yapılan jandarmaya ihbarlar var. Bunlar tutanakla tespit edilmiş yaklaşık 98 tane arama kaydı. Yani Evet. saatte Şimdi çocuklara narini e, gördüm, gördüm diye bir yalan söyletiliyor muhtelif saatlerde. Ona dair de tutanak tutulmuş. Ve önemli konulardan bir tanesi aile üzerindeki şüphelerin yoğunlaşmasına neden olan Nevzat Bahtiyar'a para, para teklif edilmesi ve köyde yaşamasına izin verileceği şeklindeki pazarlık. O da önemli bir şey. Onu da aktarmış olalım. Mahkemede de aleyhe olan hiçbir hususu... E, aile grubunun hatırlamıyor olması. Bu çerçevede hem sizden e, Alptekin Bey'den hem de Haydar Özdemir'den bir değerlendirme almak isterim. Biz e, bu programları yapmaya başladığımızdan beri şunu söylüyoruz. Bu aile bilenleri susturuyor. Aslında herkes ne olduğunu biliyor ve bilenler bir şekilde susturuluyorlar. Şimdi buradaki bu görüntülerdeki de, tamamı ortaya koyuyor ki en son yayınlanan bu görüntü de artık bende kesin bir kanaat oluşturdu ki bunu bu aile biliyor. Ancak bir şekilde bunun cinayete dahil oldular mı o konuda kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Ama suç delillerini karartmaya çalıştılar mı ben o konuda kanaat edindim artık. Evet, suç delillerini gizledikleri konusunda çok ciddi çok maddi ciddi deliller, benim... tutanaklar var. Ee, ya Bey. yanı sıra bir de e, konuyla ilgili olarak kamuoyunu da çok değişik bir şekilde Başka yere doğru odaklama da var. Yani çok organize bir şekilde yapılıyor bu iş. şimdi Bu evet. görüntüler niye verildi? Biz aile olarak da diğer taraftan evet. okuyalım bunu. Biz aile olarak kendi sorgumuzu bile yaptık biz bu işi aydınlatmak için. Demek biz için de mi verildi? Yok. Şimdi bir fotoğraf yani bakın. Bu olay bizle ilgisi yok demeye getiriyor şimdi yani. Şimdi bir üzerine çok spekülasyon yapılan bir fotoğraf daha var. Onu da verelim arkadaşlar. Ee, şimdi bir de şu açıya da drone görüntümüz var. Onu verelim. Şimdi şu fotoğraf. Üst bölgesinin kamerası, mobesi usulü çalışan, 15 günde bir kayıtları silinen bir kameranın açısı. Şimdi bunun üzerine çok konuşuldu. Ben buradan da göstermek istiyorum. Yani e, köy solda kalıyor. Bu eğer tutmaz deresi yönünü görüyor bu. Ama eğer tutmaz deresi çok uzakta kalıyor, onu söyleyeyim. Şunu ilerlettiğimizde arkadaşlar, ilerletelim onu. E, kameranın nerede olduğunu, yani bu fotoğrafı çeken e, kameranın nerede olduğunu şu sol tarafta kalıyor. Biraz sisli olduğu için drone görüntümüz görmedi ama karakolun üst bölgesi. Şimdi bu MOBESE'nin açısı. Şöyle bir e, tespit var. E, jandarmaya da aslında idari soruşturma. Başta biraz önce konuştuk ya jandarmaya da idari soruşturma açıldığını ki disiplin soruşturmasına kadar gidiyor bu anladığım kadarıyla. Açılmış bir soruşturma var. Şimdi Nari'nin cesedi 8 Eylül günü dere yatağında bulunuyor. Tabi nerede olduğu bilinmediği için e, bulunduğu gün geriye dönük bakıldığında e, olay günü 21 Ağustos sadece 23 Ağustos'un görüntüleri elde bulunabiliyor. Yani ama bu görüntü daha doğrusu bu kameranın açısındaki e, bu fotoğraf şöyle yansıdı bugün Nari'nin e, öldürüldüğü gün kamera kayıtları silindi diye yansıdı. Yani siz 8'inde bulup 15 gün geriye gittiğinizde ne oluyor ayın 23'üne denk geliyor. Diyecek, yani kapasite evet. odur 15 gündür. 15 evet. güne geldiği zaman otomatik olarak evet. siler tekrar kayda başlar. Savcılarda öyle e, Savcılar Savcılarda bu görüntüye bakınca şu fotoğrafı dosyaya koyuyorlar. Diyorlar ki e, biz geriye dönük 15 gün burada çıkınca eğer tutmaz dairesinde çıkınca baktık 21'in görüntüsü yok. Neden? Çünkü 15 e, günlük bir kayıt yapma e, sınırı var kameranın dolayısıyla sadece 23'ünün görüntüsü bir de bu, var diyorlar. Bu görüntüden siz bir sonuca varamazsınız diye de muhtemelen 23'ünün görüntüsünü almışlar vermişler tabii. Tam da bunu söylemişler dosyadaki tabii. tutanak yani ve tutanak ya, Yani yani mantıklı olamaz zaten. Zaten buradan nasıl yani yani bu görüntü olayı, kayıt olayı çok fazla e, gündeme, gündeme getiriliyor. Getirdi. Ancak şimdi görüntüden bahsediyoruz bir karaltı. Ya biz bunu nasıl netleştirip delil niteliği kazandıracağız bunu? Peki şöyle bir şey olsa daha mantıklı olmaz mıydı? Bir çocuk kaybolmuş. Ben kaybolduğu günden 23'üne kadar değil, 3 ay sonrasına kadar bütün kameraların kaydedilmesi, kaydedilmesi ve depolanması gerekmez mi? Siz savcılık yaptınız. Şimdi şöyle önemli bir soru o değil noktada, mi bu noktada. O noktada şimdi bu 19 gün meselesi çok önemli. Evet. Yani 19 gün çok önemli bir zaman dilimi. Çok zaman kaybedildi. Evet. Bu zaman kaybı da bu sonuçları doğurdu. Şimdi bu noktada yine orada zaman kaybedildi. Benim düşüncem şu orada zaman kaybedildi ama iddianame çok hızlı hazırlandı. Evet. Ee, yani kamp... bakın şimdi bu müracaat ilk geldiğinde bu kameralardan biri medet umuluyorsa bu kameraların varlığından biz oturduğumuz yerden haberdar olamayız. Bölgedeki jandarmanın haberi olur. Bölgedeki Cumhuriyet Savcısının bu konuyla ilgili araştırma yapar. Kaldı ki üçüncü günden itibaren artık ölüm şüphesi başlıyor. Salim'in tutuklandığı tarihe bakarsanız, ilk tutuklamanın geldiği tarihe bakarsanız o da gene bulunmayla kaybolmanın arasında bir yerde. Yani 15 günün içerisinde olan bir yer. O zaman aslında bu yazının yazılıp bu kamera görüntülerinin istenmesi gerekiyordu. Evet. Yani burada evet. atlanılan kısım o. Ha ondan sonrasında cihaz zaten 15 gün kapasiteliymiş. 15. günü doldurduğunda zaten cihaz kendiliğinden silecek bunu. Artık bir yere varamazsınız buradan. Ya evet. e, eksik bir delil toplama metodu uygulanmış burada. Burada bu eksiklik var. Bu evet, eksiklik o de, de dijital olarak karşımıza çıkmış. Zaten o yüzden de jandarmaya açılmış bir idari soruşturma var. Karakolda görev yapanlar başka yerlere gönderiliyorlar. Ama o da şunu söyleyecek ama kollukta yani ben bu görüntülerden e belki bir medet ummuyordum da diyecek. Şimdi aile ben, bunu gündeme getiriyor. Bakın şu şu görüntüden siz nereye varabilirsiniz ki? Şöyle şurası hemen söyleyeyim. Şu köyden çıkıp dereye giden yol yani burası. Biz yeri bilmediğimiz için var. Yok, yok, köyden fazla. dereye giden yol burası. Şunun için sordum. Yani Türkiye ayağa kalkmış bu tarihlerde. Herkes Narin Güran cinayetini konuşuyor. Derede çıkınca geriye gidiyorsunuz. Cinayet günü bu yoldan giden arabayı Aynı evet. fikirdeyim. Kolluk görevlileri, göremiyorsunuz yani. Çünkü 21'inde kaybolduğu gün araba buradan gitmiş. Arabayı bulamıyorsun. Neden? Çünkü o günün kayıtları yok. İşte en bu... Net gören açı bu. Evet, bu görüntüden bir şey çıkmaz ama bu soru... görüntüden bir şey çıkmaz ama bunun mutlaka alınmış olması lazım. Geldiğimiz netice o bunun mutlaka alınmış olması lazımdı. İstenmiş olması lazımdı. Zamanında kayıt altına alınmış olması lazımdı ve bunun dosyanın içerisinde Evet. Bizim görmemiz gerekiyordu. Zaten savcılar da bu görüntü artık e, elde sadece bu olunca buradan bir şey yani, bulamadık deyip bunu dosyaya koymuşlar. Zaten Son teknik, cümleler için teknik şöyle istiyor. çalışıyor. E, kolluk şimdi Diyarbakır savcısı buradaki kameraların yerini bilmez hangi kamera nereyi görür bilmez ama oradaki kolluk bilir. Evet. Kolluk bu bilgileri savcıyla paylaşacaktı. Savcı da bu talimatı verip bu görüntülerin dosyaya girmesini sağlayacaktı. Orada kolluktan Orada kaynaklı, bir kopukluk oldu bence. Ciddi problemler nedeniyle evet. zaten Jandarma Genel Komutanlığı da ciddi bir soruşturma, soruşturma yürütüyor. Son cümle. Bakın burada herkesin Cumhuriyet Savcılarının, Jandarma'nın, ...yarın polis teşkilatının bölgesinde de bu olabilir. Polisin diğer tüm afet görevlileri vesaire herkesin bu konudan çok ciddi ders çıkartması lazım. Evet. Ve tamam, bununla ilgili olarak zaten, evet. bununla ilgili olarak bir devlet hafızasının mutlaka oluşturulması lazım. Benzeri konularda nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili olarak kimsenin tecrübesine mahal vermeden direkt bunların otomatik olarak gerçekleştirilmesi lazım. Peki çok teşekkürler. Süremizi de bitirdik. Ee, Narin Güran cinayetini son olarak ele aldık. Dört müebbet Ile yargılanan dört tutuklu aileden e, isimler yargılanıyor. Ama biz hala 99 gündür Nari'nin katilinin yani cinayet motivasyonuyla öldürenin kim olduğunu arıyoruz. Manşeti Nari'nin katili 99 gündür aranıyor dedik. E, bir 199 gün daha peşindeyiz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.